Selamlar herkese. Bugün bir kitap incelemesiyle karşınızdayım. Faruk Kerem bir ceza avukatı ve İlk Barolar Birliği Başkanımız kendisi. Kendisinin birebir şahit olduğu olayları, diğer avukatların, yabancı avukatların birebir şahit olduğu gerçek yaşanmışlıkları çok kısa, ince bir formatta bizlere sunmuş kitabın toplam 94 sayfa olduğunu ifade edebiliriz. Ee, sadece hukukçuları değil, e, suçla suçluyla ilgilenen herkesin ilgilenmesi gereken bir kitap olduğunu, bakması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ee, çoğu zaman aklımıza gelmez bir adli düzenin olduğu, suçluların da toplumda yer aldığı, bir zamanlar onların da masum kişiler olduğu e, ve ancak bir kısmımız şu soruyu sorar. Suçluları bu motivasyona iten şey nedir? Yani bir insan hangi gerekçelerle suç işler? Özellikle ağır suçlardan bahsedilir. Hatta bir dönem tartışmalar da olmuştu. Doğuştan suçluluk diye bir kavram var mıdır? Genetik yatkınlık ne kadar kabul edilmesi gereken bir unsurdur? genetik yatkınlara bir cezai indirim düşünülebilir mi gibi. Şimdilik o kısmı akıl sağlığının yetersizliğinden yola çıkarak değerlendiriyoruz. Genetik yatkınlıkla ilgili çalışmalar çok yaygın değil. Şöyle bir değerlendirme yapılabilir kitapla ilgili. Gerçekten de suçluları kazıdığımız zaman altından insan çıkıyor. Kitabın ilk girişindeki e, söz bu. Çok doğru bir söz. Çoğunlukla bir gerekçe oluyor. Aynı zamanda bir kişiyi cezalandıracak heyetin, özellikle ağır ceza heyetinin Faruk Eremin yaşı itibariyle idam cezasının da Türkiye'de olduğu bir zaman diliminden bahsediliyor. Bunu da hatırlatmak isterim. İyi değerlendirmesi gerektiği kanaatinde Faruk Eren. örneğin bir olayda ikiye bir idam cezası verilmiş bu idam cezasından yola çıkarak diyor ki e, şüphe var çünkü bir kişi sonuç itibariyle beraat istiyor bundan büyük şüphe mi olur diyor hatta bununla ilgili üzücü bir hadiseden bahsediyor ağır ceza mahkemeleri üç kişiden oluşur bir zamanlar tecrübesiz olan, aralarındaki en tecrübesiz olan ağır ceza mahkemesi üyesi başkan idam diyorsa o daha doğru değerlendirmiştir. Ben de idam diyorum diyor. Bir karışık olayda. Aradan yıllar geçiyor. Bir kişinin idamı diğer kişinin kurtulmasına vesile oluyor bu olayda. Kurtulan kişi yıllar geçtikten sonra bu çaylak üye'yi buluyor ve diyor ki: Siz benim bu cezayı işlemediğimi biliyordunuz, değil mi diyor. İşlediğimi biliyordunuz, değil mi diyor. Orada o üye felç geçiriyor ve birkaç gün sonra hayatını kaybediyor. Yani buradan da aslında idam cezasının ne kadar verimsiz, ne kadar faydasız bir ceza olduğu anlaşılabilir. Şöyle de güzel bir söz var kitapta. Adalet geri alam, geri veremeyeceği bir şeyi peşinen almamalı diyor. E bunun gibi kim bilir ne kadar olay vardı, ne kadar e, yaşanmışlık vardı. E, bu problem. Aynı zamanda şundan bahsediyor geçmiş dönemlerden yola çıkarak bir kişi idam cezası verilirmiş ancak bu cezanın ne zaman uygulanacağı da ucu açık bırakılırmış. Yani ertesi gün bu ceza uygulanabilir, bir hafta sonra, bir ay sonra, üç ay sonra. Yani bu süre korkunç bir işkence süresi. Ve şöyle bir usul yapılıyormuş. Normal şartlar altında kişi koğuşunda hayatına devam ediyor. Fakat gardiyanlar bir bahaneyle mesela çakı taşımıyorsa bile Aa senden çakı çıktı hadi yat bakalım hücre cezası diyerek etraftan uzaklaştırıyormuş. Bunu da orada daha önceden e, uzun zamandır bulunan mahkumlar anlayabiliyormuş sadece. E, idam cezasına çarptırılan toy bir kişinin e, bu şekilde önce hücreye sonra da cezanın uygulanmasına götürüldüğünü görüyoruz. O kişiyi düşünün örneğin Nisan ayında idam cezasına çarptırıldı. Aylardan Temmuz sanki o cezaya hiç çarptırılmamış gibi bir psikolojiye girer. Gün içinde tak gardiyanın gelip hücreye atıp e, aynı gün ya da bir sonraki gün infazı uygulaması gerçekten korkunç e, bir durum. Bilmiyorum neden böyle yapılıyordu ama düşünün yani ne kadar enteresan olduğunu. Ölüm cezası aldığınız yetmiyor. Ne zaman uygulanacağından da haberiniz olmuyor. Böyle bir durum var. Hatta bununla alakalı şöyle bir şey var. Bir kişiye ilk mahkeme idam cezasını vermiş. Fakat bu ceza üst mahkemeden bozuluyor. Yargıtay'dan bozuluyor. Cezaevi müdürü kişiyi yanına alıyor. Konuşmak için. Sen artık çıkabilirsin demek için. Fakat e, o kişi e, öldürüleceğini düşündüğü için heyecandan felç geçiriyor ve birkaç ay sonra ölüyor. Yani bu, bununla ilgili de çok güzel bir söz var kitapta. Adalet birini öldürmeye kafasına koydu mu öldürür. E, yani baktığınız zaman insanlar da bu tarz endişeler yaratmaya, e, bu tarz haşin davranmaya hiç de gerek Yokmuş açıkçası. Söz konusu insan canı. Son umut. Adam yargıtaydan döner mi diye beklerken dosyasını farklı bir algıyla, farklı bir yorumla ee, endişeyle kendisini hapsetmiş. Çok basit bir şekilde bir gardiyanın senin cezan bozuldu, tahliye oluyorsun demesi bile yetebilecekken o koridor boyunca yürümüş. Bugün öleceğim diye düşünmüş. Ve felçilmiş Bu, yani bu tarz Hayatın içinden yaşanmış olaylarla alakalı çok fazla veri var elimizde, kitapta. 90 sayfa ama çok fazla konuşulacak veri var. Çok enteresan meseleler var. Örneğin biz bir suçluyu motivas bir suçlunun motivasyonu ne olabilir diye konuşuyoruz. Şöyle bir olay gerçekleşmiş. Yani şeyde verebilirim, tarihte verebilirim. 2 Eylül 1964 Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararı. E bir baba gayrimeşru ilişkiden doğan bir çocuğunu adak adıyor. Diyor ki başımda sıkıntılar var. Bu sıkıntılar geçerse ben Mızrap isimli çocuğumu Allah'a kurban edeceğim diyor. Ve gerçekten de kurban ediyor. Şaka değil bu. İnanılır gibi değil. Yani bir inanç sistemini İslam'ı bu kadar yanlış anlayıp değerlendirmek yani olacak iş değil olacak iş değil. Halbuki o kitapta koyunun büyükbaş küçükbaş hayvanın kurban edilebileceği ve oradan doğan bir farz yükümlülüğü doğmuşken gerçekten insanların inançlarını düzgün değerlendirememesi mi diyelim artık akıl hastalığının dönülmez boyuta ulaşması mı diyelim İkinci seçenek biraz daha makul geliyor bana yine aynı şekilde dini referansla bir cinayet var fakat bu sefer azmettirme. Şöyle ki bir köye hiç yağmur yağmıyor. Hocanın teki geliyor. Geldiği gibi köyde yağmur yağmaya başlıyor. Hocaya diyorlar ki hoca biz seni sevdik. Sen bizim yanımızdan ayrılma. Sen varken bereket var diyorlar. Hoca da bir karı kocanın evine yerleşiyor. Bu karı koca yıllardır çocuk yapamamış. Biyolojik engellerden dolayı kısır olarak tabir edilen bir pozisyondalar. Bir süre sonra e, Ayşe'nin çocuğu oluyor. Kadının adı Ayşe. Ayşe'nin çocuğu oluyor ve e, kimse bu işe anlam veremiyor. Nasıl oldu diye. Hocanın bereketidir diye hesap ediyorlar galiba. Fakat hoca bir şekilde bunun ifşa olacağını düşündüğünden midir nedir. Çocuğun ağlamasından, sürekli huysuzlanmasından hareketle diyor ki bu çocuğun içine cin kaçmış. Siz diyor bunu alın. Dereye götürün çocuk hani kafasını koyun dereye çocuğun debelenmesi bitene kadar yani ölene kadar derede tutun su cini alıp götürecek diyor. Anne baba da aynen böyle yapıyor. Karı koca da aynen böyle yapıyor. Çocuğu geri getiriyorlar. Daha sonra anlıyorlar çocuğun öldüğünü. Yani inanılır gibi değil. Bu da 11 Mart 1969 Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararına yansımış. Keza şöyle bir durum var. Yani motivasyonlardan bahsediyoruz. Suçluluk motivasyonlarından. Bir insanı suça iten nedenlerden. Bunlardan en yaygın neden intikam diye düşünüyorum ben. Bir erkek gitmiş askere arkasında karısını bırakarak. Fakat döndüğü zaman karısının iki kişi tarafından cinsel istismara uğrayarak sonrasında da öldürülerek e, varlığının son bulunduğunu gör, duymuş. Sonra jandarmaya gidiyor. Jandarma kadından kalan eşyaları veriyor. Eşyaların arasında bir bakıyor ki iki çocukluk arkadaşına küçükken verdiği, hediye ettiği çakı. Çakı çıkıyor. Anlıyor böyle bir şey olduğunu. Kendi, onların yaptığını Ve onları öldürüyor plan, plan dahilinde Öldürüyor Yani intikam sahiki Yanlış dini Düşüncelerden kaynaklanan bu e, Referanslar Motivasyonlar Aynı zamanda şöyle de ilginç bir şey var Bazen bilinç dışı da devreye giriyor galiba Bir çocuk babasını öldürüyor Soruyor jandarma sen babanı niye öldürdün? Kötü mü davrandı? Ne yaptı? Çocuk diyor ki hayır. Bana kötü davranmadı. Bana her zaman iyi davrandı diyor. Daha sonra avukat çocuğun annesiyle sohbet ediyor ve çocuğun aslında babasının bu kişi olmadığını hatta ve hatta babası zannettiği kişinin gerçek babasının katili olduğunu anlatıyor. Yani Böyle pisişik meseleler de benim ayrıca dikkatimi çekiyor. Bir şekilde ısınamamış. Hatta ve hatta ortada görünür hiçbir neden yokken öldürmüş. Yani baktığınız zaman dışarıdan ilk bakışta anlaşılabilecek meseleler değil bunlar. Yani bu şekilde kitabın lezzetini baltalamamak için size çok sınırlı sayıda hikaye anlattım. Aynı zamanda da bir önceki shorts videomda bahsetmiştim. Kurtlar Vadisi'ne bir yardımcı olma durumu var kitabın. Kitapta yaşanmış gerçek bir olayda bir Türk işçi Almanya'ya gidiyor. Fakat dönerken sadece parayla dönmüyor. yanında bir Alman kadınla da geliyor ve karısına diyor ki bu senin kuman. Buna bakacaksın. Bunun ayağını, elini sıcak olan soğuk suya sokmayacaksın diyor. Kadın birkaç zaman Tamam diyor ama bir gün tak ediyor canına ve köylük yerdeki ahıra giriyor ve kocasını çağırıyor. Kocası kapıyı açtığı zaman şöyle bir durum: kapının koluna ip bağlanmış, ipin ucuna da silah bağlanmış. Adam kapıyı açtığı zaman o silahın namlusu hareketleniyor ve tam karşıda da kadın var ve kendince bir cezalandırma metoduyla. ...kadını öldürmüş oluyor. Yani yanlış kurdum cümleyi. Kadın kendince son olarak kocasını cezalandırıyor bu ihanetinden dolayı. Fakat ceza yasalarında bu hareketin suç karşılığı yok. Ve şahıs beraat ediyor, hayatına devam ediyor. Töre sahiki olan cinayetlerden bahsediliyor. Hatta iki iyi arkadaşın birbirlerini öldürmeme pahasına ama töreyi de yerine getirme pahasına birbirlerine sıkmaları ben sıkmayayım sen sık vesaire demeleri yani neresinden bakarsanız bakın çok üzücü olayların vuku bulduğu bir kitap suçlulukla suç alma suç, suç işleme kararıyla ve bu kararın ardındaki motivasyonlarla ilgilenen herkesin okumasının gerekli olduğu kanaatindeyim. Kesinlikle harcadığınız zamana değecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.